Merhaba arkadaşlar. Hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrançtaki düşünce yöntemlerinden şematik düşünce yöntemini konuşacağız. Örnekler üzerinde bu yöntem nasıl işleniyor inceleyeceğiz. Karşımızdaki örnekteki hikayeyi önce anlamamız gerekiyor. Beyazların bir fil önde olduğunu fakat buna karşılık siyahlarda korumalı geçer piyon olduğunu görüyorsunuz. Bu geçer piyon beyazların ya filini ya da şahını bu bölgeye bağlayacak. Çünkü bu geçer piyonu beyaz taşlardan birisi kontrol altında tutmalı. Beyazların bu oyunu kazanabilmesi için yapması gereken şey iki piyonu da ele geçirmek. Fakat piyonların bulunduğu kare siyah renkli kare olduğu için ele geçirme işlemini filimizle de değil şahımızla yapacağız. Demek o ki beyazlar illaki şahı ile F4 piyonunu ele geçirmeli önce sonra da koruması kalan G3 piyonunu Ele geçirmeyi amaçlamalı. Peki. Şığımız illaki F4 karesine doğru ilerleyecekse. O zaman. Siyahların. Geçer piyonunu kim kontrol altında tutmalı? Filimiz. Ama filimiz aynı zamanda. Kendi piyonumuzu da koru korumalı. Çünkü siyahlar. Biz F4 piyonuna doğru. Şığımızla yola çıktığımızda. Örnek veriyorum. Şah G2, Şah H3, Şah G4. Belki diğer taraftan da gitmek mümkün olabilir. Ama şu an en kısa yolun. G2, H3, G4 olduğunu görüyoruz. Siyahlar da büyük ihtimal şah D4, şah E3 gelerek F3'e saldırmayı ya da fırsat bulursa F2'ye gelip piyonu desteklemeyi düşünecek. Bakın hamleler bakıyoruz ama aslında bunları şemalar üzerinden yürütüyoruz. Şah F4'e gidecek. Yani şah G4'e gidecek. Şahın yeri G4. Fil de F3'ü korurken G2 sürüşünü kontrol altına tutmalı. E o zaman hangi çaprazda bulunmalı? Bu çaprazda durarak G2 piyonunun iler G piyonunun ilerlemesini durduramaz. Bu çaprazda durarak da durduramaz. Diğer çaprazda durarak da buna engel olamaz. Ama bu çaprazda yani H1, A8 çaprazında durarak hem kendi piyonumuzu korur hem de G piyonunun ilerlemesini kontrol altında tutar. Bu yüzden beyazlar önce filini bu çapraza koymayı amaçlıyor. Yani G2 ve H1'den herhangi birine. Fakat şemasını tekrar kontrol ediyor. Diyor ki ben filimi G2'ye koyarsam şahımı nasıl ilerleteceğim? Çünkü şah ancak G2 karesinden ilerleyebilir. H2 karesini piyondan ötürü kullanamaz. Bu yüzden doğru şemanın filin H1'de olduğu şema olduğuna karar veriyor. Fil H1'e ulaşmalı, beyaz şahta G4'e ulaşmalı ve bu şemaya ulaşırsak oyunu kazanırız diyor beyazlar. Geriye ne kalıyor? Bu şemayı rakip engelleyebiliyor mu? Ya da rakip daha hızlı bir operasyon, daha hızlı bir plan uygulayabiliyor mu diye bakmak gerekiyor ve biraz da hamle hamle hesaplamak gerekiyor. Oyun sonlarında Direkt hamle hamle hesaplanması yapılmaz. Önce şemalar üzerinden yakın geleceği, uzak geleceği gözlemlemeniz, öngörmeniz gerekiyor arkadaşlar. Beyazlar fil f 1 oynamış. Siyahlar d 4 gelmiş. Beyazlar fil g2, siyahlar şah e3 piyona saldırmış ve bu bölgede hazır bulunuyor. Beyaz şah terk edince siyahlar piyonunu disiplinecek. Beyaz aşamasını fil h1'e gelerek ilk aşamasını tamamlıyor. Siyahlar da şah e2 yaparak beklemede duruyor. Beyazlar şimdi ikinci aşamaya geçiyor. Şahını g4'e götürerek artık f4 piyonunu ele geçirmek. Şah g2 oynuyor. Siyahlar mecburen bekliyor. İsterse e1'de bekleyebilir ama biz e3'te bekleyerek aynı zamanda f3'teki piyona da yapışmış olalım. Rakip taşlara yapışmak o taşları Korumakla görevli ol olacak olan taşların özgürlüğünü kısıtlar. Dolayısıyla yaklaşım olarak rakip taşlara saldırmak, yapışmak çok önemli. Beyazlar şah e3, e3 oynuyor ve siyahlar fırsatı buldu. Şah f2 geliyor ama bunlar hesaplanmıştı. Beyazlar şah g4 gelip f4'e saldırıyor. Ve siyahlar g2 sürdüğünde beyazlar artık filini bu geçer piyona feda etmek zorunda alıyor siyahlar da alıyor. Ve beyazlar F4'teki piyonu aldıktan sonra F geçeri ile oyunu kazanıyor. Çünkü siyahların bu oyunu beraber yapabilmesi için nerede olması gerekiyordu? Tam bu sırada F6 karesine ulaşabilseydi o pozisyonu alırdı ve beraberliğe götürebilirdi bu oyunu. Fakat şah, siyah şah terste kaldığı için yetişemiyor. Beyazlar piyonun önünden çekilirken daha doğru bir kareye şah g5'e çekilerek burada bir omuzlama yapıyor. Siyah şahın yaklaşmasını engelliyor ve tıkır tıkır sürecek. Vezir ya da kale çıkacak. Daha sonrasında da vezir ya da kalematı yapacak. Şematik düşünce gördüğünüz gibi taşlarımızın en etkin olabileceği karelere yönelik bir resim, bir şema çizmekten ibaret. Fakat bunu yapmak hem pratik açıdan keyifli, eğlenceli Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir konu ama bunun yanında da zorlukları var. Çünkü şemanıza kaç hamlede ulaşıyorsunuz? Rakip o şemayı engelleyebilir mi veya daha hızlı bir plan uygulayabilir mi? Şemanızı çizik, çizdikten sonra o şemaya ulaşabilmek için doğru hamle sıralamasını da bulmanız gerekiyor. Oyun sonlarında yani taşlar azaldığında illaki şematik düşünce yöntemini kullanmanız gerek. Bazı öğrencilerime ben bunu resimsel düşünmek olarak söylüyorum. Yani resimler çiz diyorum. Hangi taşın nerede olursa o konum sana daha fazlasını sunar. Daha fazla olanağa sahip olursun. O resme ulaşmaya çalış. Evet bir başka örnek. İki tarafında birer atı, ikişer piyonu var. Beraberliğe çok yakın bir konum. Fakat siyahların tek kötü yanı şahının tatlanın kenarında sıkışmış olması. Ama elde de sadece at var. Acaba atla ve belki şahın yardımıyla, piyonun yardımıyla mat edebilir miyiz? Evet arkadaşlar, beyazların bir mat resmi var. Mat şeması var. Bu mat şemasını bulmaya çalışın. Kendinize 2-3 dakika süre verin. Beyazın şahı, atı hangi pozisyona ulaşırsa, hangi kareye ulaşırsa mat eder. Sanki bu taşlar elinizdeymiş gibi düşünün. İstediğiniz kareye koyabilircesine hayaller kurun ve o hayallere ulaşmaya çalışın. İşte şematik düşünce yöntemi budur. Belki çoğunuz bulmuştur. Beyaz şah G8'de bakın beyaz şah G8'de ya da H8'de. H8 biraz daha ulaşılması zor. Beyaz şah bu iki kareden birinde olur ise at da F7'den şah çekebilir ise mat olur. Siyahlar kaçamaz. Siyah şah kaçamaz mat olur. Peki öğretmenim bu şemaya ulaşılabilir mi? E zaten bu da ikinci aşama. Şemana çizeceksin. O şemaya ulaşılabilme yollarını kontrol edeceksin. Ve beyazlar şemaya ulaşma yolunu buluyor. Şimdi ilk hamlesinde şah G8 gelirse beyazlar şah E7 gelerek, H7 gelerek şemaya ulaşma yollarını kapatır. G8'e ulaşmasını kapatır beyazların. O yüzden beyazlar risk alıyor. Atını G5'e geliyor ve G3 piyonunu feda ediyor. Tabi burada tüm hamleleri hesaplamış beyazlar. G3 piyonunu verebileceğini hesaplamış. Siyahlar G3 piyonunu alıyor. Çünkü şahıyla hamle yapamazdı. At burayı kontrol etti. Şah da burayı kontrol ediyor. Beyazlar şimdi şahının hedef kareye ulaşmasını sağlıyor. Şah f ilk hamle. Siyahlar at f5 geliyor. İkinci piyonu saldırıyor. Fakat beyazlar bunu da hesaplamış. Şah g8 karesine gidiyor. Hedeflediği şama, çizdiği şama karesine ulaşıyor. At h4'teki piyonu alırsa da evet şama at f ile tamamlandı. Beyazlar şah çekiyor ve şahın kaçabilecek karesi kalmadı. Mat oldu arkadaşlar. Beyazlar şemasına ulaştı. Bir hamle geri alacağım. Çünkü bu konumda siyahlar at feydi şah çekme daha doğrusu mat etme hamlesini at d6 ile engelleyebilirdi. At d6 şimdi artık at efil gelirse alacak ve sonra g gb sürüp e h geçeriyle oyunu kazanacak siyatlar. Fakat beyazlar eli kolu bağlı olan ve sizlerle daha önceki derslerimizde çalıştığımız zugzuvan konusunu hatırlayarak Şa H8 oynuyor. Son yaptığı hamleyle siyahları Zugzuvank'a soktu. Yani hamle sıkışması. Siyahlar hangi hamleyi oynarsa oynasın oyunu kaybedecek. Zaten şey oynayamaz. Piyonlarını oynayamaz. Atı oynaması gerek. Atı nereye oynarsa oynasın. At f kontrolünü kaybedeceği için at f ile beyazlar yine amaçladığı, hedeflediği şemaya ulaşacak ve mat yapacak. Harika bir örnek. Zugzuvank'ı da bu örnek üzerinde görmüş olduk. Şematik düşünce yöntemi daha çok oyun sonlarında kullanabileceğiniz bir yöntem olsa da bazı açılış sistemlerinde oyunu ortasında sık sık tercih edebileceğiniz bir sistem. Şemanızı çizin, taşlarınızın hangi karelerde daha güçlü, daha etkin olabileceğini hayal edin. Bu hayaliniz ulaşılabilir olmalı ve hamle sayısı çok fazla olmamalı. Oyun ortasında 2-3 hamlelik resimler çizebilirken oyun sonlarında bu sayı biraz daha artabilir. Çünkü oyun sonlarında taşlar azaldığı için daha uzun soluklu, uzun yolculuklu şemalar çizebilirsiniz arkadaşlar. Bu dersimiz böyleydi. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. mutlu kalın.